Evet. Şöyle bir baktığımızda merkezi sinir sistemi oluşumlarının etrafını saran bir takım yapılar var ki bunların en başında hatırlarsanız kemik dokular var. Ne vardı? Kranyum yani kafatası içerisinde önemli bir oluşumu serebrumu ama hemen yanında beyin sapını ve serebellumu da içerecek şekilde tamamen kapalı bir ortamdı. Bunun tamamen kapalı bir şekilde sarılmasını, korunmasını sağlıyordu. Benzer şekilde aşağı doğru inen ki bir otoyol gibi nitelendirdiğimiz geçen hafta kolumna vertebralis içerisinde yerleşmiş medulla spinalis yani omuriliğimiz vardı. Ama bunlar hemen dışlarındaki bu kemik yapıyla doğrudan temas etmiyorlardı. Arada bir takım zarlarımız vardı ve bu zarların arasında da bir takım boşluklar ki ağırlıklı olarak bunların içerisinde de bir takım sıvılar vardı. Hepsinde değil ama arada neyi sağlıyordu? Mekanik olarak merkezi sinir sistem organlarının korunmasını sağlıyordu. Bu zarlara şöyle bir baktığımızda dıştan içe doğru ki bu dıştan içe doğru sayma aslında kalınlık olarak da aynı şeyi ifade ediyor. Yani en sağlamdan daha inceye, daha zayıfa doğru bir sıralamayı da bize gösteriyor. En dışta yerleşmiş olan ki hemen dışında kemik dokuyla temas eden duramater dediğimiz sağlam fibroz bir yapı. Onun altında arachnoid mater dediğimiz örümcek ağına benzetilmiş o ismi o yüzden bu isim verilmiş bir yapı var, bir zar var. En içte de pia mater dediğimiz tamamen beyin dokusunu saran en ufak bir aralığa dahi bu beyinciğin yüzeyinde içlere doğru giren bir zar. Tekrarlarsak en dışta duramater, ortada arachnoid mater, işte de pia mater dediğimiz üç zar ne yapıyor? Merkezi sinir sistemi oluşumlarını sarıyor. Şöyle baktığımızda da bunların arasında oluşan bir takım boşluklar var. Birincisi şu kemikle duramater arasında her yerde bulunmayan bir aralık bu. Epidural aralık dediğimiz bir aralık. Sonra duramater ile arachnoid mater arasında diğer yerlere göre daha belirgin, daha geniş bir açıklık var ki buna subdural aralık diyoruz. Sonrasında arachnoid mater ile pia mater arasında bir boşluğumuz var ki burası da fonksiyon olarak bizim için önemli. Beyin omurilik sıvısı dediğimiz sıvının bulunduğu yer burası. Subarachnoid aralık. En içte de pia mater var. Pia mater de dedik ki hemen altındaki o nöral dokunun hemen üzerine örten, ona sıkıca yapışan, arada bir boş oluşturmadan en ince aralığa kadar giren bir zar. Dolayısıyla onun altında nöral dokuyla arada bir boşluktan söz etmiyoruz. Dolayısıyla burada özellikle iki tanesi subarachnoid ve subdural aralıklar bizim için önemli. Tekrarlarsak epidural aralık da her yerde görülen bir aralık değil. Duramater dedi ki en dışta yer alan en sağlam olanı fibroz kalın sağlam bir doku. Esneme özelliği yok. Mekanik olarak dışarıdan gelen travmalara karşı koruyucu rol alan en sağlam yapı. Bu Magnum'un altında ve üstünde olmasına göre iki farklı isim alıyor. Duramater cranialis kafatasının içerisindeki duramater spinalis'te Foramen Magnum'un altındaki yapıları saran parçasına verilen isim. Aslında yapı olarak aynı. Sadece şöyle bir farklılığı var. Foramen Magnum altında tamamen iki farklı tabaka şeklinde lamina interna ve lamina externası var. Ama kafatasının içerisinde bu iki tabaka birçok yerde birleşmiş tek bir tabaka şeklinde sarıyor. Sadece belli yerlerde iki tabaka birbirinden ayrılıyor ki bu aralıkta da burası çok önemli ikisinin arasında venöz kan dolaşıyor. Böyle kafatasının içerisinde arterlere eşlik eden arterleri sayacağız ama arterlere eşlik eden venler yok vücudun diğer yerlerinde olduğu gibi. Burada ağırlıklı olarak bu
beyni saran duramaterin iki tabakasının arasında dolaşıyor ki bunlara biz venöz sinüsler diyoruz. Önemli bir yapı. Bu yapıdan dolayı da bu lamina interna daha işte olana meningeal tabaka, lamina externa'ya da kemikle temas eden tabakaya da periostal tabaka deniyor ki periostla kaynaşmış durumda. Periost olarak ifade ediliyor birçok yerde. Tekrarlarsak iki tabakası var. Lamina interna, lamina externa ama nerede? Foramen magnum'un altında kesinlikle iki ayrı tabaka şeklinde ama foramen magnum'dan yukarıda yani kafatasın içerisinde bu iki tabaka birleşmiş durumda. Sadece ayrıldığı yerlerde kafatasın içerisinde belli yerlerde içinden venöz kanın geçmesinden dolayı venöz sinüsler olarak isimlendirdiğimiz yapılar söz konusu. Kafatasın içerisinde özellikle lamina interna nöral dokunun arasına doğru bir takım bölmeler gönderiyor ve bu bölmeler, uzantılar bulunduğu yere göre farklı isimler alıyorlar. Nedir bunlar? Şimdi bunlara baktığımızda bunların en bilineni, en göze batanı şöyle burada kafatası bakın yarım kesilmiş. Neyi görüyoruz? Bir aşağı doğru inen tam orta hatta inen orak şeklinde bir yapı görüyoruz ki buna fax cerebri adını vereceğiz. Tam orta hattan araya doğru giren iki beyin yarı küresini, hemisferini ortadan bölecek bir şekilde aşağı doğru inen yapıya fax cerebri. Bu yapının daha arkada oksipital kemiğin hemen önünde cerebellumun loblarının arasına giren parçasına da fax cerebelli diyeceğiz. Arka alttaki kısmı. Bu ikisinin arasında da beyinle beyinciğin arasına giren yatay seyreden bir parçası var. Arkada oksipital kemiğe tutunuyor yine. Buna da tentorium cerebelli diyeceğiz. Ki kemikte bu olukları görüyoruz. Oksipital kemiğin iç yüzünü aklımıza getirdiğimizde bir yukarı doğru giden bir aşağı doğru inen, iki tane de yanlara doğru giden transvers parçaları vardı. Tam bu olukların kenarlarına yapışan dört tane yapı bu. Demek ki fax cerebri kafatasının iç yüzünde orta hatta önden arkaya doğru seyreden bir uzantı. Fax cerebelli oksipital kemikte orta hatta aşağı doğru inen bir uzantı. Tentorium cerebelli ikisinin birleşme yerinde yatay balkon gibi bulunan uzantı. Bir de diyafragma selle var ki bu da ön tarafta selle turcicayı hepiniz hatırlarsınız sfenoid kemiğin üzerinde. Onun üzerine örten parçasına verilen o öyle çok bir yapı değil. Selle turcicanın üzerine örten yapıya verilen isim diyafragma selle. Duramaterin kafatası içine uzantıları önemli. Dört tane ortada fax cerebri. Altta bunun devamı fax cerebelli. İkisinin arasında beyinle beyinciği birbirinden ayıran tentorium cerebelli ve önde sella turcicanın üzerine örten diyafragma sella. Dedik ki lamina interna, externa, kafatasının içerisinde, kranyum içerisinde yapışık ama bazı yerlerde bunlar birbirlerinden ayrılıyorlar ki burada yukarıdan baktığımızda kafatasının üst kısmı kaldırılmış. Neyi görüyoruz? Şöyle arka kısımlarda daha belirgin olmak üzere venöz dolaşıp gösteren bir takım yapılar görüyoruz. İşte bu lamina interna ile externa arasındaki boşluklar yani sinüsler içerisinden bu venöz kanın geçtiği yapılar. İçleri endoteldir. Döşeli herhangi bir kapakçık falan yok. Kafatasının altında vena jugularis interna olarak boyunda devam eden yapılar bunlar. Bunların kan akım yönünü ve nelerden oluştuğunu şöyle bir göreceğiz şimdi. Şöyle baktığımızda sağ üstteki şekil yandan baktığımızda gördüğümüz alttaki de kafatasına yukarıdan baktığımızdaki gördüğümüz görüntü. Bunlardan en büyükleri, en uzunları sinüs sagittalis superior. Şöyle baktığımızda hangisi şu üstteki şekilde fax cerebrinin kemiğe yapıştığı yerde şöyle sinüs frontalisten başlayıp arkaya doğru tüm kafatası boyunca devam eden bir yapı. Bakın tam fax cerebrinin kemiğe yapıştığı yerde. Nereye? Oksipital kemiğin ortasındaki protuberansiye oksipitalis internaya kadar
Cerebrinin alt kenarında devam eden orak şeklinde yine üstteki şekilde sinüs sagittalis inferior'u görüyoruz. Sonra bu arkaya doğru devam ediyor. Fax cerebri ile tentorium cerebellinin kesiştiği yerde ki bu beynin alt kısmından gelen venleri alıyor. Vena magna cerebri alarak ikisi birleşiyorlar. Sinüs rectus'u oluşturuyorlar. Bir de foramen magnum'dan yukarı doğru çıkan bir küçük sinüsümüz daha var. Sinüs occipitalis. Bunlar arka tarafta birleşiyorlar. Burada bir öne geçeceğiz. Şurada Sella turcica'nın hemen içerisine yerleşmiş hipofiz bezinin önden ve arkasından geçen sinüs intercavernos anterior ve posterior var. Bunlar da yine tek sinüslerden. Bunların hepsi tek. Çift olanlar var. Önde bakın sfenoid kemiğin alemin örünün kenarlarından orbitanın arka kısımlarında yarım ay şeklinde görüyoruz. Sinüs sfenoparietalis her iki tarafta. Döküldüğü yer Sella turcica'nın her iki yanındaki genişlemiş yapılar sinüs cavernosus boşluklu yapılar. Bu sinüs cavernosus'tan arkaya doğru devam eden sinüs petrosus superior ve aşağı doğru devam eden sinüs petrosus inferiorlar. Sinüs transversuslar şu arka tarafta yan taraflara doğru devam eden protuberans occipitalis internadan yanlara doğru gidenler sinüs transversuslar ve onların devamı sinüs sigmoidoslar. Bunlar da kafatasının altına doğru devam ediyorlar ve kafatasının altına çıkıp ne olarak vena jugularis interna olarak boyunda normal ven yapısında venöz sistemde devam ediyorlar aşağı kalbe doğru. Sinüs kavernoz önemli bir yapı. Bu koronal bir kesit. Ortada iki tane boşluk ünlüleri görüyoruz. Sinüs sfenoidalis'in hemen üst iki yanında ortadaki yuvarlak olarak gördüğünüz yapı hipofiz bezi. Onun da üstünde ikinci kranyal sinir nervus optikusu görüyoruz. Burada bakın örümcek ağı gibi bir boşluk şeklinde sinüs kavernozusu. Tam ortasından kocaman bir arter, arteria carotis interna ki beynin yaklaşık 3'te 2'lik kısmını besleyen arteri. Onun da hemen alt dış kısmında nervus abducens'i görüyoruz. Bir de ne var? Sinüs kavernozusun dış duvarından geçen sinirler var. Nervus oculomotorius 3. kranyal sinir, nervus trochlearis 4. kranyal sinir ve nervus trigeminus yani 5. kranyal sinirin iki dalı oftalmicus ve maxillaris. Mandibularis var. O aşağı doğru devam ettiği için burada yok. Demek ki 3, 4, 5'in biri, ikisi ve 6 ne yapıyor? Sinüs kavernosun içinden ve duvarından geçen sinirler. Oldukça önemli bir yapı bu. Venöz bir yapının içerisinden geçen arteriyel ve sinir yapılarını bize gösteriyor. Akım yönüne baktığımızda evet, yani bugün baktım ama o işi çözemedim. Yine normal PowerPoint sunusu olarak göstereceğim. Orada daha anlaşılır olur aslında. Sözlü olarak anlatmaya çalışıyorum o ifadeleri nerede olduğunu. Akım yönüne baktığımızda sağda ve solda farklı bir şekilde seyrediyor. Önde sinüs sfenoparietalislerden başlıyor her iki tarafta. Sonra her ikisi de hemen arkadaki sinüs kavernosa dökülüyor. Bunlar Sella turcica'nın ön ve arkasında intercavernos anterior ve posteriorlarla birbirlerine bağlanıyorlar. Yani sağ ve sol birbirleriyle ilişkili. Sonrasında sinüs petrosus superior arkaya doğru her iki tarafta iniyor. Sinüs petrosus inferior da aşağı doğru iniyor. Kafatasının dışında vena jugularis internaya dökülüyor. Bu arada ön taraftan sinüs sagittalis inferior ve sinüs sagittalis superior geliyorlar. Sinüs sagittalis inferior sinüs rectus'la arkaya doğru gidiyor. Sinüs occipitalis buna ekleniyor. Üstten de sinüs sagittalis superior geliyor. Bunlar arkada protuberansi occipitalis interna üzerinde confluens sinuum dediğimiz bir genişleme meydana getiriyorlar.
Sinüs sagittal superior sağ taraftaki sinüs transvers olarak devam ediyor. Sonra sinüs sigmoidos oluyor. O da vena jugularis interna açılıyor. Şu ortadan gelen rectus ve aşağıdan gelen occipitalis comprehensivum da sol tarafa dönüp sol sinüs transversi oluşturuyorlar. O da tekrar sol sinüs sigmoidos oluyor. O da vena jugularis interna'ya sol tarafta direne oluyor. Akım yönünde böyle önden arkaya doğru bir venöz kan akışı söz konusu kafatasının içerisinde. Sonrasında ikinci tabakamız arachnoid mater. Duramater ile arachnoid arasında spatium subdurale var. İnce bir aralık şeklinde bu ama önemli bir aralık. Bu intrakranial kanamaların büyük bir çoğunluğu bu aralığa oluyor. Subdural hematom olarak isimlendiriliyor kafa travmalarında özellikle. Alt tarafında da piamaterle arasında da spatium subarachnoidium var. Burası da gördüğünüz gibi çok geniş bir aralık şeklinde ve bol miktarda yumuşak bağ dokuyla alttaki piamaterle bağlantısı var ki aşağıda medulla spinalis etrafında daha belirgin yapılarla piamaterle bağlantılı. Bunlara ligamentum denticulatum deniyor. Kafatasının içerisinde böyle bariz yapılar yok ama çok sayıda ince bağla iki tabaka birbirine bağlı. Bu aralığın özelliği de birazdan bahsedeceğiz bundan. Beyin omurilik sıvısının dolaştığı yer. Bu da mekanik travmalara karşı ne yapıyor? Merkez sinir sistem organlarını koruyor. Bu spatium subarachnoidium dediğimiz aralık şöyle yandan baktığımızda ben bunu kapatayım da şey olarak açayım. PowerPoint sunusu olarak açayım. Bana sesli olarak bir cevap verebilir misiniz? Görebiliyor musunuz bunu? Ekranda görüyor musunuz? Evet hocam, görüyoruz. Peki. Sisterna kelime anlamıyla sarnıç demek. Bu subarachnoid aralığın genişlediği yerler bunlar. Şöyle kahverengiyle gördüğünüz yerler bize subarachnoid aralığı gösteriyor. Şu maviyle gördüğünüz yerler de üstte nedir? Bunlar da az önce bahsettiğimiz venöz sinüsleri gösteriyor. Sisternalar neler? Böyle genişleme yerleri bunlar. Bunlardan bir tanesi sisterna cerebellomedullaris ya da sisterna magna dediğimiz yer. Cerebellumla medulla oblongata arasındaki şu arkadaki açıklık. İmleci görebiliyor musunuz? İşaret ettiğim yeri. Evet, görüyoruz. Peki. Bir diğeri sisterna fossa lateralis cerebri. Bu beynin yan taraflarında, haftaya bundan bahsedeceğiz. Beynin yan taraflarında bu kesitte görmemiz mümkün değil. Çünkü tam orta hattan yapılan bir kesit bu. Bir diğeri sisterna chiasmatica. Şurada chiasma opticum'un hemen önündeki genişleme, bakın gördüğünüz gibi. Onun hemen arkasında da görüyoruz. Sisterna interpedicularis dediğimiz pedikulus cerebri dediğimiz yapı, şurası mezensefalonda, onun hemen önündeki genişleme. Aşağıda şurası pons. Pons'un hemen altında şu üçgen gördüğünüz alan sisterna pontis. Şu cerebellumun üzerinde beyin sapının arka üst kısmında sisterna ambiens ya da sisterna superior dediğimiz kısım. Ve aşağıda da medulla spinalis'in bittiği yerde sisterna lumbaris. Bugün onu en son sonra kalmadan aslında birazdan göreceğiz. Neresi olduğunu yakından göreceğiz. Aşağıda bu üç yapıda devam ediyorlar. Ve
En dışta duran mater, hemen içinde arachnoid mater ve medulla spinalis'i burada saran pia mater. Özel bir bitiş şekli var. Burası önemli. Şu aşağıdaki şekilde baktığımızda şu siyah renkli gördüğümüz dura mater, içindeki mavi gördüğümüz arachnoid mater, en içteki kırmızı gördüğünüzde pia mater. Medulla spinalis lumbar 1-2 seviyelerinde bittikten sonra pia mater kapanıyor ve ince bir iplik şeklinde nerede aşağı doğru lumbal vertebraların sakrumun içerisinde ta koksigel vertebralara kadar devam ediyor ve oraya tutunuyor. Başlangıçta dıştaki arachnoid mater ve duramater bir boşluk oluşturacak şekilde aşağı doğru devam ediyorlar. Nereye? Sakrumun ortalarına kadar ve sonrasında birleşiyorlar. Her üç tabaka sakrumun içinden bu ikinci koksigel yaklaşık vertebraya kadar birlikte seyrediyorlar. Bu sadece pia mater'in devam ettiği uzantıya, aşağı doğru uzantıya, medulla spinalis bittikten sonra aşağı doğru devam eden uzantısına filum terminale internum ya da filum terminale piale adı veriliyor. Sonrasında ne dedik? Arachnoid mater ve duramater de buna birleşip sarılıyor ve üçü birlikte seyrediyorlar. Buna da filum terminale externum ya da filum terminale durale adı veriliyor. Şu alttaki şekilde ne var? Şematize edilmiş. Bakın tabakaları görüyoruz. Üstteki kısım yaklaşık 15 santim, alttaki kısımda eksternumda yaklaşık 5 santim kadar devam ediyor. Bu yukarıdaki yaklaşık 15 santim kadar devam eden kısma burada bir boşluk oluşuyor demiştik. İşte buraya cisterna lumbalis adını veriyoruz. Ki burası burada boş görünüyor ama normalde burası bu her bir foramen intervertebrale bakın yanlarda delikleri görüyoruz. Buradan çıkan spinal sinirler burayı dolduruyor aslında. Bu saçaklı görünüme de sinirlerin oluşturduğu yapıya da şu sarıyla görüyorsunuz. Bakın her biri kendi seviyesinden çıkıyor. Cauda equina at kuyruğu adı veriliyor. Buradaki spinal sinirlerin dışa doğru çıkmasından dolayı. Dedik ki subarachnoid aralıkta beyin omurilik sıvısı dolaşıyor. Bu nerelerden yapılıyor, nerelerden geliyor? Şöyle bizim bir takım boşluklarımız var beynin içerisinde, beyin sapının içerisinde. Bu boşluklar birbirleriyle bağlantılı 4 tane boşluk. Bunlara ventikülüs diyoruz, ventiküler sistem. Hepsi birbirleriyle bağlantılı. İçlerinde de beyin omurilik sıvısı yapılıyor. Sonrasında arkaya doğru o cisterna cerebellomedullaris ise cisterna magna'ya dökülerek subarachnoid aralıkta dolaşıyor. Buna likör cerebrospinalis beyin omurilik sıvısı kısaca BOS adı veriliyor. Peki nasıl yapılıyor? Bu bakın boşlukların içerisinde şöyle yapılarımız var. Bizim bu alttaki şekilde ifade edildiği gibi telekoroidya, bunların dışında ependim hücreleri var. Bir ağ meydana geliyor. Damarlar ve etrafındaki bu hücrelerle birleştiğinde. Buna plexus choroideus deniyor ki bu yapı bu ventriküllerin içerisinde yerleşmiş durumda. Bakın hem yukarıda hem üçüncü ventriküler hem de aşağıda dördüncü ventrikülde yerleşmiş durumda. Bunlar beyin omurilik sıvısının salgılanmasından, yapılmasından sorumlu. Peki bu boşluklar neler? Öncelikle her iki beyin küresinin yarı küresinin içerisine yerleşmiş olan şöyle C harfi şeklinde açıklığı öne bakan ventriculus lateralislerimiz var. İki tane bunlar. Sonra her ikisi şöyle ön taraflarından içe doğru açılan birer delikle foramen interventriculare, foramen of Monro dediğimiz deliklerle nereye açılıyor? Şöyle iki beyin hemisferinin arasına yerleşmiş durumda bulunan üçüncü ventriküle, ventriculus tersius'a açılıyorlar. Üçüncü ventrikül. İki hemisferin arasında bu tek, tam orta hatta. Sonra bu mezensefalon içinden geçen aquaductus mezensefali ya da aquaductus cerebri ya da Silvius deliği dediğimiz bir açıklıkla şöyle arkaya doğru gidiyor. Beyin sapında pons ve bulbusun hemen arkasında cerebellumla arasında oluşan dördüncü ventriküle geliyor. Ventriculus quartus.
beyin sapının arkasında. Sonra buradan 3 tane delikle hemen arkadaki o subarachnoid aralığa sisterna cerebelli medüllerse açılıyor. Ventricles lateralis'lere baktığımızda şöyle üstte yandan görüntüsü, altta önden görüntüsü, şu küçük tek olan da üstten görüntüsü. Yan karıncıklar orta hatta birbirinden septum periostinum dediğimiz bir yapıyla birbirinden ayrılıyorlar. Bir boşluk, dolayısıyla boşlukları döşeyen ependim hücreleri içerisinde var. Ve her ikisi, bakın şu sol alttaki şekilde, Moro delikleriyle, foramen interventikülerlerle nereye? Ortadaki üçüncü ventikülle bağlantılı. Bölümleri neler? Pars centralis'i var, orta kısmı. Cornu frontalis'i var, ön boynuzu, frontal kemiğin içerisindeki lobus frontalis'in içine doğru gidiyor. Cornu posterior, içinde cornu occipitale var, arkaya doğru uzanan uzantısı. Ve cornu temporale ya da cornu inferius dediğimiz parçası var. Şu Moro delikleri ön ve santral parçaların sınırında. Ne yapıyor? Her iki taraftan ön alttaki üçüncü ventrikle doğru açılıyorlar. Foramen interventriklerle foramen of Moro, bakın üçüncü ventrikle açılan sağlı sollu bir çift delik. Ortada ikisini birbirinden ayıran, bakın koronal kesitte septum perlüsidumu görüyoruz. Transvert kesitte de ön tarafta belirgin. Arkada diğer dokularda beyin dokuları araya giriyor. Hemen altında fornix dediğimiz yapı var. Üçüncü ventrikül septum perlüsidumun hemen altında orta hatta yerleşmiş, her iki diencefalonun arasına yerleşmiş bir ince aralık şeklinde, bakın şu üstte gördüğümüz yapı ince bir aralık şeklinde, üstte lateral ventrikülleri görüyoruz. Moro deliği beyaz ok işaretiyle işaretlenmiş, maviyle gördüğümüz üçüncü ventrikül. Aşağı doğru mezencefalonun içinden geçen aquaductus cerebri ile de dördüncü ventrikülle bağlantısı var. Oldukça önemli yapılarla komşu. Bunun duvarlarında neler var önemli? Komissura anterior var. Komissura çaprazlaşma yeri demek ki burada her iki hemisferi birbirine bağlayan yapılar. Bakın tam orta hattan bir kesi yapılmış. Böyle gördüğünüz şu üstteki C harfi şeklindeki yapı, ortadaki yapılar, arkadaki yapılar hepsi iki hemisferi birbirine bağlıyor. Bunları haftaya göreceğiz. Komissura anterior var. Hemen altında da aşağı doğru devam eden lamina terminalis var ki altta da nervus opticus, görme sinirinin çapraz yaptığı kiyazma optikumu görüyoruz. Üst duvarında önemli yapılar var. Neler var? Corpus callosum var. Her iki hemisferi birbirine bağlayan, bir iki tarafın beyin yarı kürelerini esas olarak birbirine bağlayan, aradan liflerin geçtiği, iki tarafı birleştiren liflerin geçtiği corpus callosum. Onun hemen altında fornix dediğimiz bir yapı var. Bu da belli kısımları birbirine bağlıyor. Ve burada bakın kırmızıyla gördüğünüz işte o beynin omurilik sıvısının salgılanmasını sağlayan yapı. Plexus choroideus. Bu üçüncü ventriküldeki parçası. Foramen of Moro'dan bakın deliğe kadar gelmiş. Buradan aşağı doğru inerek, pardon yukarı doğru çıkarak lateral ventriküllerin alt duvarında devam ediyor. Dolayısıyla lateral ventriküller ve üçüncü ventriküldeki plexus choroideus birbirinin devamı şeklinde. Hepsi birbirleriyle bağlantılı. Arka duvarında neleri görüyoruz? Şöyle baktığımızda glandula pinealis'i görüyoruz. Şu arkadaki bezimsi yapı. Diencefalonda göreceğiz onu. Sonra commissura posterior görüyoruz ortada. Burada belirgin değil, commissura habenularis'i görüyoruz. Altta da ne var? Aşağı doğru dördüncü ventriküle doğru devam eden aquaductus cerebri, aquaductus mezencefali'yi görüyoruz. Alt duvarda şöyle baktığımızda önde chiasma opticum demiştik. Nervus opticus'un çapraz yaptığı yer. Hemen arkasında hipofiz bezinin beyne bağlandığı sap kısmı infundibulum diyeceğiz ona. Onun hemen arkasında bir kabarıntı var, tuber sinereum. Arkada sağlı sollu bir çift
tomurcuk yapı var, corpus mamillareler. Arkada bir delikli sahamız var, substansiye perforata posterior ve onun da arkasında mezensef alanında göreceğimiz birazdan tegmentum mezensefali dediğimiz aquaductus cerebrinin, aquaductus mezensefalinin önünde kalan kısmı. Yan duvarlarında şöyle bir öncelikle plexus choroideus'un hemen altında oval şekilli bir kabarıntı var. Bu talamusun iç yüzü. Talamus dediğimiz çekirdeklere karşılık geliyor. Bunun yani hemen lateralinde talamus var. Altındaki daha az belirgin olan kabarıntı da hipotalamus dediğimiz yapının iç yüzü oluyor. Bu arada iki talamus kabarıntısını ortadan, iki talamusu birbirine bağlayan bir yapıyı görüyoruz ki adhesio intertalamica deniyor. Adhesio yapışkıma demek, talamusları yapıştıran bir bölge. Ama buradan lifler geçmiyor. Yani iki talamusu birbirine bağlayan lifler geçmiyor. Sadece bir yapışıklık söz konusu. Burada sulcus hipotalamus, talamus ve hipotalamusu birbirinden ayıran bir oluk. Talamusun üstünde de arkaya doğru devam eden bir kabarıntı var. Alttaki beyaz cevheri oluşturan liflerin kabarıntısıyla oluşmuş bir yapı. Stria medullaris talamica üst kenarda. Ventriculus coartus, dördüncü ventrikül. Bulunduğu yer neresi? Şöyle beyin sapının hemen arkasında, arkada cerebellum. Burada alttaki şekilde cerebellumun bağlantıları kesilmiş. Bakın şöyle yanlarda üç parça şeklinde göreceğimiz bir yapı. Şöyle kabaca baklava dilimi şeklinde bir yapı, ince laminalarla alttan ve üstten ne yapıyor? Tamamen kapatılıyor. Burada bir boşluk meydana geliyor beyin sapıyla arkadaki cerebellum arasında. Burada üç tane yapı var. Pedunculus ayakçık demek. Bakın sağ tarafta kesilmediği için daha belirgin şekilde görülüyor. Üstte pedunculus cerebellaris superior, altta pedunculus cerebellaris inferior, dışta da pedunculus cerebellaris medius. 3 tane pedunculus arkadaki cerebellumu beyin sapındaki 3 yapıya bağlayan oluşum. Superior hemen öndeki mezensefalona, medius ponsa, inferior da alttaki bulbusa bağlıyor. Ve bunlar ne yapıyor? Bizim ventriculus quartusumuzun üst dış kenarlarını oluşturuyor. Arada velum medullare superius dediğimiz bir ince tabakayla dış ortamdan ayrılıyor. Altta da velum medullare inferius dediğimiz yapraklarla tamamen kapalı bir ortam haline geliyor ki hemen altta bulbusun arka yüzünde gördüğümüz iki tane kabarıntı, tuberculum gracilis ve tuberculum cuneatumu görüyoruz. Şöyle yandan baktığımızda üst arka kenarı velum medullare superius, arka alt kenarı da velum medullare inferius olarak karşımıza çıkıyor ki bu alt yüzde bakın içinde hemen plexus choroideus, telechoroidea ve üzerindeki pia mater tabakası ki bu da ne demiştik? Beyin omurilik sıvısını salgılıyor demiştik. Ön kenarı bu çukurun bakın gördüğünüz gibi pons ve bulbusun yani medulloblongata ile ponsun arka yüzüne karşılık geliyor ki buraya fossa romboidea adını veriyoruz. Bu dördüncü ventrikülde içerisindeki beyin omurilik sıvısını hemen arkadaki subarachnoid aralığa boşaltıyor demiştik. Üç tane delik var. Bunlardan bir tanesi orta hatta apertura mediana, magendi dediğimiz delikle iki tane de yan uç kısımlarında baklava dilimi şeklinde demiştik ki onun en kenardaki köşelerden uzanan arkaya doğru açıklıkları apertura lateralisler. İki tane bunlar. Bunlara da luşka delikleri, foramen of luşka deniyor. Her ikisi de cisterna cerebello medullaris'e, o subarachnoid aralığa beyin omurilik sıvısını boşaltıyorlar. Nerede? Şurada bakın. Şurada temsili olarak geçişi gösteriyor. Dördüncü ventrikülden arkaya doğru. Sonrasında subarachnoid aralıkta dolaşıyor. Bu beyin omurilik sıvısı. Yapısı nasıl? Renksiz, berrak, içerisinde hücre barındırmayan
seruma benzeyen bir sıvı. Steril bir sıvı, tabii ki mikroorganizma yok. Plexus choroideuslar tarafından salgılanıyor. Şu üstteki şekilde lateral ventriküllerdeki plexus choroideusları görüyoruz. Böyle karnabahar gibi bir görünümü var. Çok dalgacıklı bir yapıya sahip. Aynı şekilde 3. ventrikülde ve 4. ventrikülde de bunlar devam ediyor. Sonrasında dedik ki sisterna cerebellomedullarise dökülüyor ve yeşilde gördüğünüz subarachnoid aralıkta hem medulla spinalis'in hem de beynin etrafında çepeçevre dolaşıyor. Ve sonrasında aynı zamanda iç kulakla da bağlantısı var. Sonrasında da şöyle beynin üst taraflarına geliyor ve burada arachnoid materin şu duramater içerisine doğru yapmış olduğu kabarıntılardan ne yapıyor? Sinüs sagittalis superiorun içerisine dökülüyor. Fonksiyonu mekanik olarak travmalara karşı koruyor. Bir hareket serbestliği var. Kemik dokunun içerisinde o nöral doku rahatlıkla hareket edebiliyor. Bunun dışında beslenmesini sağlıyor. Özellikle dış kısımların. Bir takım metabolitlerin uzaklaştırılmasını sağlıyor. Ve bazı hormonların da hipofize ulaştırılmasından sorumlu. Toplamda bakın 125 mililitre kadar ama bunun 4 ile 6 katı arasında her gün salınıyor ve emiliyor. Şurada bir şematize. Lateral ventrikülden salınarak ne yaptı? Foramen interventrikülerden 3. ventriküle geçti. Şurada görüyoruz. Sonra 3. ventrikülde orada da salınmaya devam etti, eklendi. Aquaductus cerebri'den Sylvius kanalından 4. ventriküle geçti. Burada da yine plexus choroideus var. Burada da salınmaya devam etti. Özellikle apertura mediana ve apertura lateralislerle spatium subarachnoidioma, onun şu cerebellumun hemen altındaki genişlemesi sisterna cerebellomedullarise döküldü ve subarachnoid aralıkta yani arachnoid materle duramater arasında tüm merkezi sinir sistemi organları etrafında dolaştı. Sonrasında bakın burada sinüs sagittalis superior içerisinde böyle karnabahar gibi giren yapılar var. Bu arachnoid materin bu sinüsün içerisine doğru uzanmasıyla oluşmuş yapılar ki bunlara granulationes arachnoidea adını veriyoruz. Buradan ne yaptı? Venöz sinüslerin içerisine boşalarak normal sistemik dolaşıma geçti. Buraya kadar bir soru sıkıntı var mı? Peki medulla spinalis'te devam ediyoruz. Artık merkezi sinir sistemi oluşumlarına başladık. Meninx'leri, beyin omurilik sıvısını gördük. Medulla spinalis foramen magnum'dan aşağı kadar devam eden bir yapı. Aslında bir yollar bütünü. Aynen ne gibi? Bir otoyol gibi düşünebiliriz. Beyinden başlayan ya da beyne gelen o sinir liflerin, aksonların geçtiği büyük yol. Ama ne var? Geçen haftada bahsettik. Bir takım kendi başına verdiği kararlar var. Refleks mekanizmalarından sorumlu. O yüzden merkezi sinir sistemi organları arasında yer alıyor. Uzunluğu değişik ama yaklaşık 40-45 santim kadar. Çok değişmekle birlikte çeşitli seviyelerde genellikle 1 santim çapında olarak ifade ediliyor. 30 gram kadarmış. Burada da gördüğümüz gibi beyinden başlayan yollar buradan geçerek perifere doğru gidiyor ya da periferden gelen yollar buradan geçerek beyne doğru gidiyor. Eferentleri hatırlarsınız. Ne demiştik? Eferentler yukarıdan aşağı doğru inenler, korteks serebriden başlayıp kaslara doğru giden eferent yollar, motor yollar. Aferentlerde neydi? Çevreden gelen duyuları taşıyan liflerdi ki onlar da yukarı doğru çıkıyorlardı. Ayrıca otonom sistemi oluşturan lifler de buralardan geçiyor. Ondan da bahsedeceğiz kısaca.
Önce anatomik olarak şöyle bir baktığımızda vertebraların arasındaki canalis vertebralis içerisinde nöral dokunun büyümesi diğer dokular gibi olmaz. Doğumda erişkindeki şekline yakın bir formda oluşmuştur. Yani doğumdan sonra öyle diğer dokular gibi büyüme gerçekleşmiyor. O yüzden dikkat ederseniz ne vardı? Çocuklar doğduğunda kafaları erişkine göre daha büyük bir oranda görülüyordu. Beynin daha fazla gelişmesinden dolayı. Benzer şekilde medulla spinalis de yine normal uzunluğuna yakın bir şekilde bulunuyor doğumda. Dolayısıyla doğan bir çocukta şu tüm canalis vertebralis boyunca bulunurken medulla spinalis etraf dokuların daha hızlı büyümesinden dolayı ne yapıyor? Erişkinde bu canalis vertebrasının tamamını doldurmuyor. Normal bir erişkinde kadınla erkekte biraz farklı olmakla birlikte lumbal 1 ve lumbal 2 seviyelerine kadar devam ediyor. Sonrasında ne var? Bir boşluğumuz var. O yüzden bu boşluk önemli sinirler açısından. Şekil olarak baktığımızda çeşitli seviyelerde farklı şekillerde oval ya da daireye yakın bir şekilde seyrediyor. İki yerde genişlemesi var. Onun dışında genellikle şöyle çok hafif önden arkaya doğru basılmış bir şekilde görüyoruz. O genişlemelerde de intumescentia cervicalis ve intumescentia lumbosacralis dediğimiz iki tane genişleme. Bunlar ne? Şu üst ekstremiteye giden plexus brachialis'in liflerinin çıktığı segmentler. Alttaki de şu alt ekstremiteye giden lumbosakral segmentlerin bulunduğu yerler. Şöyle baktığımızda üstteki kısım vertebralara göre servikal 8 ile torakal 2 vertebralar arasında ama içerdiği medulla spinalis segmentleri servikal 4 ve torakal 1. Yani daha yukarıdaki segmentler burada yerleşmiş durumda. Alttaki de torakal 9 ile lumbal 2 vertebra seviyelerinde yerleşmiş durumda. Bu da lumbal 2 ve sakral 3 medulla spinalis segmentleri. Niye? Çünkü medulla spinalis yukarı doğru çekilmiş, lumbal 2'de bitiyor demiştik. Dolayısıyla en alt kısımdaki bu segmentler bu genişlemeyi meydana getiriyor. Intumescentia lumbosacralis dediğimiz genişleme. Şöyle bir kesitte neleri görüyoruz medulla spinaliste? Bir sulcus anterolateralis görüyoruz. Ön dış tarafta. Bir de sulcus posterolateralis görüyoruz. Bunlar spinal sinirleri oluşturan o liflerin çıktığı yerler. Belli belirsiz oluklar. Tüm medulla spinalis boyunca yukarıdan aşağı doğru devam eden iki tane oluk. Arkada da sulcus intermedius posterior dediğimiz üst yarısında gördüğümüz medulla spinalis'in üst yarısında gördüğümüz bir aralık karşımıza çıkıyor. Şurada. Önde fissura mediana anterior, arkada sulcus medianus posterior dediğimiz iki tane de girintisi var ön ve arkada. Segmentlerine şöyle bir baktığımızda medulla spinalis'e segmentlerinden bahsedeceğiz ama bu segmentler anatomik olarak birbirinden ayrılan bir yapı değil. Yukarıdan aşağı doğru devam eden nasıl? Şöyle bir şey düşünün. Çok sayıda ipliği bir araya getirip sıkıştırdığınızı düşünün. Yukarıdan aşağı doğru inen bir yapı. Ama bu iplikçiklerin hepsi yukarıdan başlayıp aşağı kadar inmiyor. Belli bölgelerde ne yapıyorlar? Yan tarafa doğru giderek dışarı doğru çıkıyorlar. İşte her bir bu demetin çıktığı yer segment olarak ifade ediliyor. 33 tane segment var. Servikalde 8 tane segment, torakalde 12 tane segment, lumbalde ve sakralde 5'er tane segment, koksiyelde 3 tane segment var. Bunlar yanlara doğru çıkarak şu koksiyelden bir tane çıkıyor. 31 çift spinal sinir meydana getiriyorlar sağlı sollu. Her bir spinal sinirin çıktığı yere bir medulla spinalis segmenti adı veriliyor. Son ikisi rudimenter. Son ikisinden herhangi bir şey çıkmıyor. Bakın burada radix anterior, posteriorları, sulcus anterolateralis ve posterolateralisleri görüyoruz. Çıktıktan sonra şu toraks ve
altta lumbar bölgelerde ne var? Yan taraflara doğru gidip gövdeyi çepeçevre sarıyor. Ama nereye? Üst ekstremiteye ve alt ekstremiteye doğru gidenler plexusları oluşturuyorlar. Seyri böyle daireler değil. Onlar kol ve bacaktaki o önceden gördüğünüz sinirleri meydana getiriyorlar. Spinal sinirler 31 çift dedik. 8 tanesi servikal, 12 tane torakal. Ki şu torakaller, lumbarlar, sakraller hepsi o kolonna vertebral isteki kendine ait vertebranın altından çıkıyor. Foramen intervertebralden çıkıyor. Servikalde 8 tane. Birincisi oksipital kemikli atlas arasından çıkıyor. Dolayısıyla 7 var, bir tane üstten ve altlarından çıktığı için toplamda 8 servikal spinal sinir bulunuyor. Birinci spinal sinirine nervus oksipitalis de deniyor bazı kaynaklarda. Ve aşağı doğru devam ediyor dedik ve lumbar 1-2 seviyesinde bitiyor ama ne var? Foramen intervertebral aşağı doğru devam ediyor. Dolayısıyla segmentler yukarıda kaldığı için oluşan spinal sinirler bu sisterna lumbaris içerisinde seyrediyor ve kendine ait deliğe geldiğinde foramen intervertebralden yana doğru giderek gideceği yere doğru uzanıyor. İşte bu en alttaki ortada pia materin film terminale internum olarak devam ettiği bu yapıya cauda equina, at kuyruğu adı veriliyor. Görüntüsünü ona benzettikleri için. Şöyle bir spinal sinirin köklerine baktığımızda filar radiküler ya medulospinalisin önünden ve arkasından çıkan belli bir demet lif bir araya gelerek neyi oluşturuyor? Bir spinal siniri oluşturuyor. Bu radix anterior'dan çıkan lifler perifere doğru gidenler. Radix motoria adı da veriliyor. Yani motor lifler bunlar. Arka kökten girenlerse, radix posterior'dan girenlerse radix sensoria da deniyor bunlara. Ne yapıyor? Periferden gelerek medulospinalisin içerisine giriyor ve yukarı doğru etraftan gelen duyuyu taşıyorlar. Demek ki bu önemli. Ön kökler motor lifleri, arka kökler de duyu liflerini içeriyor. Bir spinal sinirin innerve ettiği oluşumlara metamer deniyor. Bu deri bölgesi ise buna dermatom deniyor. Bu arada siyahla gördüğünüz sınır çizgilerine de aksiyal çizgi adı veriliyor. İki spinal sinirin hakimiyet alanını birbirinden ayıran sınır. Şöyle kesitte ne görüyoruz? Tam ortada canalis centralis'i görüyoruz ki içerisinde likör cerebrospinalis beyin omurilik sıvısı var. Peki buraya nereden geliyor? Yukarıda dördüncü ventrikülden bahsederken demiştik ki üçüncü ventrikülden gelen aquaducto cerebri vardı. Beyin omurilik sıvısını buraya taşıyordu. Hemen arkasındaki üç delikle nereye? Sisterna cerebellomedüller ise suprarachnoid aralığa boşalıyordu. Ama aynı şekilde bu aşağı doğru devam ediyor. Medulla spinalis'in ortasında. Burası da canalis centralis. Nereye kadar? Ta aşağıda medulla spinalis'in bittiği yerde o pia mater'in içerisinde de bir miktar devam ediyor. Film terminale internum içerisinde. Kesitte baktığımızda iki farklı renkte görüyoruz demiştik geçen hafta. Substansia grisea ortada kelebek şeklinde ve etrafında substansia alba. Beyaz cevher. Gri cevher nöron gövdelerinin bulunduğu yerler demiştik. Dışarıdan gelen ya da dışarıya giden bakın neyi? Şu ön köklerin çıktığı yeri ve arka köklerin çıktığı yeri rahatlıkla görebiliyoruz. Ortada bir takım merkezler var. Burada motor ve duyu lifleri birbirleriyle ne yapıyorlar? İletişim kuruyorlar refleks amaçlı. Bu bölge işte nedir? Substansia grisea bölgesi. Nöron gövdelerinin bulunduğu yer. Etrafta bulunan şu beyaz cevher ağırlıklı liflerin geçtiği yerde substansia alba. Yukarı doğru giden çıkan liflerin aşağı doğru inen o motor içerikli inen liflerin bulunduğu yer. Bu substansia grisea'yı da bir takım bölgelere ayıracağız ama hızlıca geçeceğim. Çok detaya girmeyeceğim. Bir takım sütunlardan, hücre gruplarından aynı işi yapan, aynı yere giden hücrelerin oluşturduğu gruplardan meydana geliyor. Substansia albasa dışta beyaz cevher
sinir liflerinden traktus ya da fasikulus dediğimiz o demetlerden meydana geliyor. Substansiya grisyan içerisinde şöyle bir yapı var. Aynı fonksiyonu gören nöronlar ne yapıyorlar? Ta yukarıdan aşağı kadar benzer bir yerleşim gösteriyorlar. Yani belli sütunlar şeklinde devam ediyorlar. Bu 10 tane bunlar. Rex etlaminaları deniyor buna. Çok detaya girmeyeceğim hangisi kimle ilişkili diye. Çok önemli değil ama dediğim gibi her biri belli bir fonksiyona ait bölgeler. Şöyle kelebek şeklinde bir gri cevherimiz var dedik. Bunun nesi var? Öne, arkaya ve yana doğru uzantısı var. Korno anterior bunlardan birincisi. Şu ön tarafta. Burası motor fonksiyonlarla ilişkili. Ki yukarıdan korteks serebriden başlayan üst motor nöron aksonu, oradaki bir nöronun aksonu gelerek buradaki ikinci bir motor nöronla sinaps yapıyor. Nereden? Çıkmadan hemen önce. Nereye gidiyorsun? Mesela kol kaslarına gidecek, değil mi? Torakal bir seviyesindeki bir segmentte bulunuyor. Burada geldi. Torakal birinci segmentte ne yaptı? Üst motor nöron buradaki alt motor nöronla sinaps yaptı. Buradaki nöron gövdesinin uzantısı yani aksonu ne yaptı? Radix anterior'dan, ön köklerden çıktı. Spinal sinir oluşturdu ve efektör kasa gitti, onu innerve etti. Burası alt motor nöron. Yukarıdan korteks serebriden buraya kadar gelen motor nöron da üst motor nöron. Arka boynuz ne yapıyor dedik? Korno posterior. Burası duyu. Bakın burada da yine bir proprioseptif duyu, tendondan kaynaklanan bir reseptör var. Bunun uzantısı ne yaptı? Şu medulla spinalis'in hemen yanında arka kök ganglionu dediğimiz bir duyu ganglionumuz var. Oradaki nöronun periferik uzantısı reseptörün devamı. Bunun santral uzantısı da ne yaptı? Arka kökten, dorsal gruptan medulla spinalis'in içerisine gitti. Sulcus posterior lateralis'ten girdi ve arka boynuzdaki ikinci nöronla sinaps yaptı. Ve buradan ne yaptı? Şu hemen dıştaki fasikulus ya da traktus dediğimiz o beyaz cevheri oluşturan yollarla buradan çıkarak akson yukarı doğru yoluna devam etti. Nereye? Talamustaki üçüncü nöronla sinaps yapmak üzere. Bir de cornu laterale var şu yan taraflarda. Burası da otonom sistemle ilişkili, isteğimiz dışında çalışan otonom sistem ki ağırlıklı olarak sadece sakrallerde parasempatik sistemi var. Torakal ve lumbar bölgelerde tamamen sempatik sistemle ilişkili. O da hem arka kökten hem de ön kökten diğer motor ve duyu liflerle birlikte yandaki truncus sempaticus dediğimiz yapıya katıldı. Onu otonom sistemde göreceğiz. Şöyle baktığımızda dedik ki medulla spinalis'in kestiğinde bir sulcus anterior lateralis'imiz vardı. Ön köklerin çıktığı, arka köklerin çıktığı sulcus posterior lateralis'imiz vardı. Buralardan geçen çizgilerle şöyle mavi ve kırmızı çizgilerle biz 3 bölgeye ayırdık. Öndeki fissura mediana anterior orta hatta oradan mavi çizgiye kadar olan funiculus anterior kısmı. Sonra funiculus lateralis kısmı, mavi ve kırmızı çizgiler arasında kalan kısım ve arkada funiculus posterior var. Sulcus posterior lateralis yani kırmızı çizginin bulunduğu yerle tam orta hattaki sulcus medianus posterior arasında. Bu da yalnız medulla spinalis'in üst yarısında iki parça yeşille ayrılıyor. Bu yeşil medulla spinalis'in tamamında yok. Yeşil çizgi sadece üst yarısında var. Şöyle ortadan kestiğimizde torakal altıdan itibaren üstte bulunan bir açıklık. Bu da ikiye ayırdı. Funiculus gracilis ve dışta funiculus cuneatus. Dediğim gibi sadece üst yarısında bulunan bir ayrım. Traktuslar meydana getiriyor dedik. Bu funikulusları, her üç funikulusları inen ve çıkan yollar mevcut. Aferent çıkan yollar P
periferden merkez sinir sistemi doğru duyular taşıyanlar, aferent inen yollarda motor yollar, yukarıdan aşağı doğru inen kaslara giden lifler demiştik. Şimdi şunlardan bir bahsedelim, bir ara verelim. Funiculus anterior'da bulunanlar neler? Çıkan şu ön tarafta gördüğümüz yapılar. Tractus spinothalamicus anterior. Şurada maviyle gördüğünüz yapı bakın. Bir tane önde. Ne yapıyor? Yukarı doğru çıkıyor. Duyuların taşınmasında rol alıyor. Bunların detaylarına girmedim. Hangisi hangi duyuyla ilişkili? Hepsi farklı duyulardan sorumlu olan yollar bunlar. İnen yollara baktığımızda şurada kırmızı ya da kahverengi ile gördüğümüz sağ taraftaki yapılar. Başladığı ve bittiği yerle isimlendiriliyor bunlar. Tractus corticospinalis, korteksten başlamış, medulla spinalis'te sonlanmış. Piramidal yollar da deniliyor buna. Tractus corticospinalis ya da piramidalis anterior. Şurada bakın işte. Başka neler var? Tractus reticulospinalis, retiküler formasyondan başlıyor, beyin sapından medulla spinalis'e gidiyor. Tractus tectospinalis, Tractus vestibulospinalis ve Tractus olivospinalis belli merkezlerden başlıyor. Bunları şimdilik sadece isim olarak söyleyeceğim. Yeri geldiğinde bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Bir de arada intersegmental yollar var. Fasciculi proprio anterioris dediğimiz segmentlerin arasında medulla spinalis'in dışına çıkmayan bağlayıcı, birleştirici yollar. Lateraliste, funiculus lateraliste neler var? İnen yollarımız var. Şuradaki gördüklerimiz. Corticospinalis lateralis. Bunları göstermemişim ama maalesef. Şurada corticospinalis lateralis büyük oranda oluşturan bu. Rubrospinalis, reticulospinalis, olivospinalis ve otonom sisteme ait inen otonomik lifler ne yapıyor? Şu lateral kısımda yerleşmiş durumda. Çıkanlar neler? Mavi ile gördüklerimiz. Spinotectalis, spinotalamicus lateralis, spinocerebellaris, bakın cerebellum beyinciye gidiyor, medulla spinalis'ten başlamış, anterior ve posterior, bakın posterior, anterior, dorsolateralis, spinoolivaris ve spinoreticularis, yine burada da intersegmental yollar var, segmentlerin arasında seyredenler ve arkadakiler, inen yollar, şu kahverengi kırmızı iki tane küçük yol, fasciculus interfascularis, şuradaki ve orta hattın her iki yanında fasciculus septomarginalis. Çıkan yollar iki tane önemli yapı, birçok duyuların taşınmasından sorumlu bunlar. Çok da meşhurlar. Fasciculus gracilis ve fasciculus cuneatus. Şu gracilis medialde olanı, cuneatus lateralde olanı. Aynı fonksiyonu görüyorlar bunlar. Sadece gracilis vücudun ta altından itibaren geliyor. Nereye kadar? Torakal 6. segmente kadar. Oradan itibaren üst kısımların, üst ekstremitenin ve gövdenin üst yarısının duyularını taşıyan da fasciculus cuneatus. Dolayısıyla cuneatus alt yarıda yok. Bu önemli. Yine burada da fasciculi proprii posteriores intersegmental yollar olarak karşımıza çıkıyor. Bu özelliği dedik ki refleks arkı. Hem bakın alt motor nöronun başladığı yer hem de duyu yollarındaki ikinci nöronun bulunduğu yer. Dolayısıyla bu iki nöron arasında internöronlar ne yapıyorlar? Aynı bölgeye gidip gelen, çünkü aynı spinal sinir oluşturuyor. Aynı spinal sinir içerisinde seyrediyor aferent eferent yollar. Dolayısıyla herhangi bir duyu olduğunda buna hemen refleks cevap aynı kendisine ait o segmentte meydana geliyor. Bu arada ne var? İşte yukarı doğru yollar devam ediyor. Duyu algılanmaya devam ediliyor ama bu esnada hemen yandaki o motor nöron uyarılarak ne yapılıyor? Refleks olarak kasların kasılması sağlanıyor. Buna spinal refleks adı veriyoruz. Medulla spinalis travması ile ilgili olarak bir takım terimler var. Bunlar karşınıza çıkabilir. Genel kültür olarak bunları söyleyeyim size. Parestezi, estezi duyu demek. Parestezi geçici duyu kaybı var. Uyuşma, karıncalanma, sinir harabiyetinde görülen şeyler. Anestezi, olumsuzluk ekildi. Tamamen duyu kaybına verdiğimiz isim.
Parezi, felç dediğimiz çizgili kaslarda kısmi kuvvet kaybı, tam olursa paralizi. Tam felç durumu paralizi. Eğer bu paralizi, kuvvet kaybı tek bir ekstremitede, atıyorum sağ kol, monopleji deniyor. Eğer her iki üst ekstremitede de varsa dipleji. Parapleji her dört ekstremitede de, iki kol, iki bacakta da duyu ve motor kayıp varsa, hemipleji ise vücudun bir yarısında. Sağ kol artı sağ bacak mesela. Bu da hemipleji. Yine kuadripleji tüm ekstremitelerde. Burada paraplejiyi yanlış söyledim. Paraplejiyi sadece alt ekstremitelerde duyu motor kaybına verilen isim. Kuadripleji de tümünde motor ve duyu kaybı varsa görülen durum. Şimdi biraz ara verelim. Kaydı durdurayım.